Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu akşam inşallah bugüne kadar değinmediğimiz, daha önceki sohbetlerimizde birkaç kere soruldu. Fakat böyle bir akış şeyi olmadığı için anlatmadık. Klasik 16. yüzyıldan, klasik Kürt edebiyatında Molla Ahmeti Ceziri veya Mela Ahmedi Ceziri onu dan bu akşam biraz bahsedelim istiyoruz. İki sebeple. Bir, tabi İslam medeniyet tasavvuru çerçevesinde İslami edebiyat, bu medeniyet havzasındaki dil ve edebiyat hepsi birbirinden çok ciddi şekilde etkilenmiş, beslenmiş. Şimdi aslında biraz o etkileşimi anlatacağım. Aynı ortak medeniyet tasavvuru farklı Lisanlarda aynı havuzada nasıl teşekkül etmiş. Ve bunu da Mola Ahmet şahsında onu örneklendirip sonrasında artık gelişe göre bir devam edeceğiz. Şimdi malum biz geçmiş derslerde bir veya iki derste şu hususu ben ifade etmiştim. Din Medine ve medeniyet arasında bir ilişki var. Din toplumların aslında hayat tasavvurudur, yaşam biçimidir, kurallar bütünüdür, inançtır, örftür, adettir, gelenektir ve inanç kodlarıdır. Bu bir şehri, bir bundan bu tasavvurdan bir şehir yaratıldığı zaman bu Medine oluyor. Nitekim Yesrib şehrinin Medine'deki şeydeki Suudi Arabistan'daki Yesrib şehrinin adı da din orada geliştikten sonra yani Hz. Resulullah Aleyhisselam oraya hicret edip orada dini yaydıktan ve aslında İslami bir düşünce ile yani din tasavvuruyla şehrin dokusunu oluştururken organize ederken şehri bir takım işte mesela ibadethane merkez onun etrafında diğer ihtiyaçlar sosyal ihtiyaçları gideren kurumlar oluşuyor ve şehir bunun etrafında gelişiyor. Yani bir yeni tasavvur kazanıyor. Ve ona onun nedeni de Medine deniyorlar. Ve şehrin ismi de Medine-tün Nebi oluyor. Şimdi Medine'nin sonra kardeşleri oluyor. Doğuyor. Yeni kardeşler ediniyor. Ee, geliyor kardeşler. İşte Mekke. Mesela ilk şehirlerden bir tanesi. Kardeş şehirlerden bir tanesi Mekke. Sonra işte Kudüs, Şam, işte Halep, Diyarbakır, Ondan sonra... Sonra işte geliyor... Anadolu'ya işte Konya... İstanbul... Ondan sonra Bursa neyse Edirne... Devam ediyor Avrupa'ya... İşte Sarayevo vesaire... Öbür taraftan işte Kurtuba... Vesaire... İşte Bağdat 9. yüzyıldan sonra kuruluyor. 8. yüzyıldan sonra... Dolayısıyla Basra... Diğer işte şehirler... Sonra Semerkant, Buhara vesaire... Sonuçta bütün bu kardeşler olduktan sonra bu şehirler işte biz buna da medeniyet diyoruz. Niye? Çünkü aynı tasavvur bütün bu şehirlere hakim oluyor. İşte din, Medine, medeniyet. Şimdi bu tasavvur tabi ortak, din ortak olduğunda o havzada yaşayan dillerin esasında da bu inancın, bu inanç kodlarının dili giriyor devreye. Dolayısıyla diyelim Orta Doğu'da işte Arapça konuşulan yerler var, Araplar var. Sonra da Müslüman olan işte İranlılar, Persler, Kürtler, Türkler. Ondan sonra bu havzada ve bunların hepsinin aslında birer bir edebiyatı var daha öncesinde ama İslam'la buluştuktan ve tanıştıktan sonra bu defa o tasavvur etrafında bir yeni edebiyat oluşuyor. O inanç kodları aslında belirleyicidir. Burada mesela edebiyata biçim olarak da bunlar etkili oluyorlar. Mesela klasik edebiyatta gerek işte Arap edebiyatında, gerek Fars edebiyatında, gerek Türk edebiyatında, gerek Kürt edebiyatında. Mesela üç tane kavram söyleyeyim. Mesela Mısra vardır. Mısra. E, Mısra nedir? Mısra kapıdır. Giriştir yani. Kapıdır. Kelime itibariyle de öyle. Neyin kapısı? Beytin kapısı. Beyt evdir. Mesela bir... birim... oluşuyor Edebiyat'ta. Sonra bu beytlerden oluşan eğer binlerce... E, beyt ev oluşuyor. Orada divan deniyor. Divan bir bakıma bir yerde bir antoloji gibi de yani bir şiirlerin bütününü bir şairin bütün şiirlerinin bütününü oluşturan bir külliyat gibi ona da divan deniyor ama onun dışında bu havzada gerek Türkçe'de gerek işte Farsça'da veya Arapça'da işte oturulan yer, meclis, işte mahkeme vesaire anlamlarına da geliyor. Şimdi bu şekildeki bir tasavvurla gelişen, özellikle tabi İslamiyet'i daha sonra kabul eden, işte mesela Kürtler 7. yüzyıldan itibaren kabul ediyor yani İslamiyet'i. Yani Araplardan sonraki kısmını söylüyorum tabi. İşte Türkler daha sonra ve hem klasik Türk edebiyatının hem Kürt edebiyatının ilk örneklerinde doğu lehçeleri hakimdir. İkisinin de. Mesela e, klasik Türk edebiyatında işte kim var? Bir şeyde e, anlattık bu e, nasihat edebiyatı çerçevesinde burada e, konuştuk. Kutatku Bilik mesela dedik. Yusuf Has Hacib'in. işte Hakaniye lehçesi. Yani Türklerin, Doğu Türklerinin öyle diyelim, onların konuştukları e, lehçede yazılıyor. Veya işte Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ü. Çağatayca, şeyce. hakkaya yani Doğu lehçeleriyle. Kürtlerin de mesela ilk eserleri Baba tahir Üryani var mesela. Lor lehçesi, Loristan bölgesi var. Lor lehçesiyle. Veya işte şeyin Baba Serhengi Devdani. O da Goran lehçesiyle. Yani o da Kürtlerin doğu tarafındaki şeyleriyle. Sonra iki edebiyatın da daha sonraki yüzyıllarda gelişen, ortaya çıkan eserleri bu defa batı lehçeleriyle çıkıyor. Ya i̇şte Türklerde mesela klasik Türk Türk edebiyatında işte Azeri ve Anadolu lehçeleri kullanılmaya başlıyor. Kürtlerde de aynı şekilde klasik Kürt edebiyatında da işte 13. 14. yüzyıldan itibaren onların da bu defa kurbancılışçısı veya zâzikilşçisi batı tarafında oluyor. Bu şekilde bu ortak tasavvur etrafında biçim ve dil kullanımı ve morfolojisi yani nazım birimi işte ölçüsü vesairesi mesela aruz işte ortak kullanılıyor. Yani hem Arap Edebiyatı'nda hem Kürt Edebiyatı'nda hem Türk Edebiyatı'nda aruz kullanılıyor. E, aruz işte vezindir ve Arapça şeyden e, geliyor. Şimdi bu ilişkiyi bu şekilde bahsettikten sonra kısaca Melayi Ceziri'den e, biraz bahsetmek istiyorum. Klasik Kürt Edebiyatı içerisinde Melayi Ceziri bir, hem bir mutasavvuftur. Hangi gelenekten geliyor onu da söyleyeyim. Hallacı Mansur, Feriduddin Attar, Mevlana Celaleddin Rumi o gelenekten e, geliyor. Dolayısıyla e, şey de var, yani Vahdet-i Vücut e, şeyi e, o gelenekten. İşin bir tasavvuf tarafı var. E, bir de edebiyat e, tarafı var. Önemli bir divanı var. Ki divanı bu Alman müsteşikler tarafından en son ta 19. yüzyılın başında ilk yazma eserleri bulunuyor. Oralarda neşrediliyor. Kütüphanelerde hala orijinal o tarihlerde yazılan hem nüsa var hem de istinsah edilen yani çoğaltılan el yazması eserleri var. Peki kim Melayi Ceziri? Adı üstünde Cizreli. Orada tabi Cizre ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Burada e, o bölgeden kardeşimiz de var. Tabi Cizre şu. Cizre ada demektir. Aslında e, ada içinde adadır. E, ne demek? Şu demek. El Cezire'ye Araplar Mezopotamya'nın karşılığını El Cezire diyorlar. Cezire ada demektir. Kelime manası o. İki nehir yani Dicle ve Fırat nehirleri bir adaya benziyor. Yani ortası da oluşan iki taraf nehirle çevrili. Grekler buna Yunanlılar Mezopotamya, ırmaklar arası ortası anlamında bir tanımlama getirmişler. Bu Mezopotamya'nın karşılığı El Cezire'dir Arapça. Şimdi Cizre ilçemiz de yani bugünkü Cizre orada Dicle Nehri'nin içinde bir adadır. Cezire'tir İbni Ömer'dir esas adı ki o Müslümanlar e, oraya 7. yüzyılın başlarında verdikleri isim. Fakat e, Dicle aynı zamanda bir kültür yoludur. Bir ticaret yoludur, bir medeniyet yoludur. Yani aşağıdan yukarıya doğru e, Anadolu'ya kadar yani o Dicle Nehri'nin kıyısındaki şehirler, yerleşim yerleri arasında hem ticaret var, hem kültürel alışveriş var, hem ilim, bilgi vesaire her türlü şey var. Ve Cizre'de o bölgedeki e, çok önemli e, 15-16. yüzyıllarda e, hatta 19. yüzyılın ortalarına kadar e, diyelim çok çok önemli bir merkez. Medreseleriyle ve bir de orada e, tabi e, Osmanlılar döneminde 1800 işte 30'lara kadar 2. Mahmut dönemine kadar... Ee, orada e, Kürt beyleri e, yaşıyor. Mir diyorlar onlara. Ve onlar e, bir tür özellikli şeyine sahipler. İşte vergi toplama vesaire şey var. Sonradan tanzimatta birlikte ile birlikte bu şey kırılınca orada bir takım başka gelişmeler de oluşuyor. Ama Cizre hem bir yönetim merkezi hem bir ilim merkezi. Ee, mesela Ebul Öz Cezeri diyebildiğimiz robotik ...ilminin e, kurucusu. O da aslında ismini... ...Cizre'den alıyor. E, Diyarbakır'da... E, ...Artuklu Sarayı'nda... ...görev yapıyor. E, orada eğitim görüyor. E, fakat e, kökü aslı... E, ...Cizre'li olması hasebiyle... ...o da oradan alıyor. Yani Cizre'nin... <laughs> ...böyle bir şey var, bir önemi var. Şimdi bu noktadan sonra... <laughs> ...Mela Ahmet-i Cezeri... ...esas ismi Ahmet'tir dendiği gibi... ...ifade edildiği gibi... Ciziri onun doğum yerine atfen ve methum bulunduğu yer aynı zamanda. Oraya atfen Mela-i deniyor. Mela, Türkçedeki Molla'nın karşılığıdır. Mela, onun da kök kelimesi Mevla'dır. Yani aslında oradan türeme Mevla'da bildiğiniz gibi sahip, efendi, dost bu anlamlara geliyor. Ha o bazı işte Kürtçe ağızda bazı yerlerde melle derler. Ama SAS şeyi tabir melladır. Mela evet. Mela Ahmedi Ciziri farklı <laughs> e, doğumu ve ta, ölüm tarihiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte yaygın ve e, yapılan çalışmalarda e, akademisyenlerin ortaya çıkardığı şeyde işte 16. yüzyılda, 1567-60'lı yıllarda doğduğu ve 1640'da e, vefat ettiği e, yönünde. Cizre'de mi? Cizre'de. Şu anda da şey kabri orada. E, orada bir kırmızı medrese var. E, yani Türkçe'ye kırmızı medrese diye tercüme edilen. İşte restorasyonu falan da şeyde yapıldı. E, o tarihte. Ondan sonra çünkü Mela'dan sonra orada üç tane yine klasik Kürt edebiyatının üç tane büyük edebiyatçısı da o Cizre'den geçiyor. Bunlardan bir tanesi Fakiyet Tayran'dır. E, Fakiyet Deyran kuşların öğrencisi demek. Dayır. Dayır Arapçadır. Bu Feridud'un atları hatırlayabilirsiniz mantıkut dayırdan, kuşların mantığından. Bu da kuşların öğrencisi. ...yazılı kaynaklarda... ...ifade edildiği kadarıyla... ...Fakih-i Teyran'ın şeyi şu... E, ...kuşların dilinden anladığı... ...ve kuşlarla konuştuğu... ...dertleştiği... E, ...yönünde. O nedenle... Ma ...mahlası, lakabı... ...herkes onu öyle bilir. Fakih-i Fakih, Faki fakih demektir bildiğimiz. Teyr, e, Teyran da... ...kuşlar demektir. Dolayısıyla Fakih-i onun... ...hem çağdaşıdır ki onların muaşara dedikleri muaşara yani karşılıklı şiir birbirlerine yazıyorlar. Muğla Ahmet Ceziri ile Takiye Tehran. O da işte on, o tarihlerde aşağı yukarı yaşıyor. Ama ondan biraz daha genç. Ee, Ahmet Ekhani var 17. yüzyılda. O da aynı yoldan gelen. Bunlar da hepsi mutasavvuftur. Klasik Kürt Edebiyatı'nın mutasavvufları. Bir de Melah Hüseyin var. O da Hakkari'li, Bate köyünden. Melah Hüseyin o da burada bir sohbette bir akşam mevlütleri karşılaştırırken, mevlütle ilgili edebiyatı anlatırken Süleyman Çelebi ile Melah Hüseyin Batei mevlütlerini mukayesesini yapmıştık. Ve Melah Hüseyin daha sonradan doğmuş ve Merhaba Bahri'ndeki nakaratın bütünüyle aynı olduğunu, biri Kürtçe, biri Türkçe, aynı olduğunu burada e, arkadaşlar o gün e, şeyde olanlar hatırlarlar, e, konuşmuştuk. Dolayısıyla Melayi Ceziri'nin e, hem bir miktar çağdaşı, hem ondan sonraki gelenler, Ardılları da, bunlar da yine Cizre'de yetişme, Cizre'de okumuş, orada sonra müderris olmuş falan insanlar. Şimdi Melayi Ceziri'nin e, tabi Divanı var, çok önemli bir eseri ve divanı çok iddialı bir divan. Dil, dil ve edebiyat açısından biraz sonra işte şeyini söyleyeceğim. Bir diyor mesela bir meydan okuması var. Mesela Fars şiirine diyor ki Gerleyle mensuriye azmete duhazi ver şere melebin şirazi Çahacet. diyor ki eğer diyor nesrin böyle dizili incilerini görmek istiyorsan yani inci gibi böyle dizilmiş kelimeleri nezirde, şiir, nesirde şiirde görmek istiyorsan diyor gel diyor melanın diyor şiirlerini gör diyor ta şiraza kadar gitmene gerek yok diyor yani hafıza veya e, sadiye böyle e, iddialı bir edebiyatçı. Ama esas onun maruf olduğu ve çok meşhur olduğu klasik Kürt edebiyatında onun tasavvuf tarafıdır. Şimdi tabi vaktimiz doluyor ama ben kısaca ikişer beyt ki bahsten söyleyeceğim. Biri aşk bahsi, biri de şeyle ilgili, vahdet-i vücutla ilgili. Yani onun yine tasavvufi görüşüyle ilgili ikişer beyt aldım örnek olarak ki bize bir fikir versin. Eğer arzu edilirse sonra onun şiirlerinden, divanından hem diğer farklı konularla ilgili çünkü bildiğimiz divandır yani hem de şiirlerinin diğer örneklerini görebiliriz. Mesela şeyleri var muaşara karşılıklı atışmışlar şiir yazmışlar yani Şiir şiir. Hep şiir. Edebiyat. Diyor ki mesela aşk bahsinde Hüsne hub ani zuhuri Aşka Aşka asli alemi Asli eşyada bizani Van çı aslu madde bu. Diyor ki şeyin bilki diyor güzellik diyor sevgiyi meydana getirdi. Sevgiyi meydana getiren şey hüsnudur, güzelliktir. Alemin aslı da aşktır diyor. Bütün alemlerin aslında aşk vardır. Yani sevgi vardır. Alemin yaratılmasındaki sırrın aslı diyor aşktır. Bil ki diyor eşyanın aslında eşyanın aslında aşk var hem unsurda, anasırda var, hem maddede var. Hepsinde aşk var diyor. Alemin aslı aşktır. Yine diyor ki Valla her du aleman min husne canane kharet lev min jihusna dilberan her sun'i rahmane kharet. Diyor ki ben diyor her iki alemde Canan'ın güzelliğindir benim maksudum. Yani o Canan'ın güzelliğine ulaşmaktan başka iki alemde benim bir maksadım, bir amacım yok. Bu nedenle diyor, benim diyor dilberlerin güzelliğinden dem vurduğumda da ilahi sanatı seyretmektir amacım diyor. Başka bir, bir maksadım yok vahdeti e, vücutla ilgili e, iki tane beytinde de şöyle söylüyor. Yek derya tubuzan kanç çı mevcu Ç hebab da asle da ku ve ave çı avu çı cemet. Bil ki diyor deniz aynı denizdir. Değişse de dalgaları, kabarcıkları. Tümünün aslı sudur. Çözülse de buzlar, çözülmese de. Yani su da olsa, çözük bir su da olsa, mayi halde de olsa, buz halinde de olsa, işin aslı aynıdır, o da sudur. Afitaba hadiyet dukhoda girtiye kevn, neku evrek le girtiye çavin me remet. Birlik güneşidir diyor zatında kuşatan evreni, tüm evreni birliğin vahdetin güneşidir diyor. Bütün alemi kaplayan engel bulut değildir görmeye bunu. Gözün kendi problemi varsa, gözün kendi hastalığıdır diyor. Eğer göremiyorsa bu sırrı bu bulut falan engelli değildir. Evet, gözde göremeyen gözdedir diyor problem. Bu şekilde söylüyor. Bir de bir yine tabi mecazla hakikat ilişkisi üzerinde çok duruyor Mela ve bütün aslında yoğunluğunu da oraya veriyor. Mecaz nedir? Hakikat nedir? Bu bahisle. Güzele de tabi klasik bütün İslam edebi, İslami edebiyatın Fuzuli'de de Baki'de de yani Osmanlı Türk şairlerimizde de Şeyh Galip'te de işte e, ki şeyin e, zirvesi e, veya şeyde de e, Hafız'da da e, Saadi'de de, de e, hepsinde aslında bu mecaz ve hakikat e, ilişkisi var, hakikat arayışı var edebiyatta. Güzel bir yine bestelenmiş de aynı zamanda bir şey var. Bir kasidesi var şeyin, Melan'ın. Şu huşengi, zuhre rengi, dilcimin bir dilcimin. Avren heybet bilingi, dilcimin bir dilcimin. Diyor ki, ey diyor zuhre renkli, yani venüse benzeyen, şuh ve şen olan sevgili, bö sevgili diyor, benim yüreğimi aldı götürdü. Ben onun o şeyle e, heybetiyle e, etkilendim. Avren heybet bilin ki dilcimin bir dilcimin. Kaplan bakışlı kaplan gibi baktığında etkileyici ve insanın hani göremediği şey yapan bakamadığı heybetten insanın ürktüğü korktuğu bu bakışlara sahip sevgili diyor. Ben yüreğimi aldı götürdü. Zulfu halan nunu dalan vancımın bir dil talan goşe kavse hilalan dilcimin bir dilcimin. hal dediği zülüf ve hale nunu dal dediği nun harfi ile dal harfi nun harfi göz dal harfi kaş. Ondan sonra onları söylüyor zülfü halan, nunu dalan, vancımın bir dil bitalan. Benim, benden diyor işte şeylerle, kamalarla, kılıçlarla diyor, vurup diyor, benim diyor yüreğimi aldı, kesti, götürdü diyor. Goşeyi i kavsi hilalan, dilcimin bir dilcimin. Hilalin diyor, köşesindeki kavis, benden diyor yüreğimi aldı, götürdü. Bu tabi uzun bir kaside. Sadece örnek olsun diye söyledim. Bu örnekleri eğer arzu edilirse daha sonraki sohbetlerde devam eder. Ama bu akşam o kadar yeter diye düşünüyorum. Allah razı olsun.